Birçok isim takıldı ona. Kanunsuz kişi, canavar, baş hilekar. Ama en çok tanındığı ismi Deccal. Bence o insanlık tarihinin en kötü kişiliği. Onun yanında Stalin ve Hitler çok sönük kalır. Milyonlarca kişinin yaşayacağı kurtuluş ve ölüm günü olan kıyamet günü kavramının özünde o var. Amerikalıların %40'la %50'si zamanın sonu senaryosunun ana unsurlarına inandığını söylemekte. Bunların arasında Deccal'in gelişi de var. Deccal dünyanın en popüler kıyamet günü senaryosunun tam ortasında yer alıyor. Bazıları ise kişilik özelliklerini çok iyi bildiklerini söylüyor. Deccal'i arıyorsanız çok çekici, çok kültürlü ve çok zeki birini arayacaksınız. Birden çok dil bilen birini mesela. Temsil ettiği her şey çelişkili. Deccal saf kötülük. Ama gerçekten iman sahibi olanlar gelişini hevesle bekliyor. Deccal bir yıkım, ölüm ve dünya çapında bir facianın katalizörü olacak. Ama buna rağmen kıyamete inanan cemaatler için büyük bir sabırsızlıkla bekledikleri yargı ve cennete kavuşma günü ancak Deccal'in ortaya çıkışıyla gerçekleşecek. İster gerçek olsun, ister kurgu, rolü çok net. Deccal, şeytanın dünyadaki insan elçisi. Bazılarına göre ise varlığının ve yaptığı işlerin alametleri her yerde. Bence Deccal şu anda Avrupa'da bir yerde kanlı canlı yaşamakta. İncil'e bir bakın, sonra haberleri izleyin. El ele gidiyor sanki. Ve benim için bu durum çok şaşırtıcı. İster bekleyin, ister beklemeyin. İşte geldi. Peki ama o kim? Deccal mi yoksa kitlesel yanılsama mı? Dünyanın sonu. Çoğumuza göre çok ağır bir şey. Bizim ufuklarımızın çok ötesinde olduğunu sandığımız, ömrümüzün ötesinde gördüğümüz bir durum. Başkaları içinse son derece somut olabilir. Kıyametsel bir olayın, olası bir nükleer savaşın, dünyamızı insansız bırakacağı korkusu giderek büyüyor. Ama 10 milyonlarca Amerikalıdan oluşan bir grupsa, Deccal'in alametleriyle gelen kıyamet gününü hevesle bekliyor. Çünkü Deccal'in gelişi demek, peygamberlerinin de dönüşü demek. Bazı Hristiyanlar, sona dair bu çok özel vizyonu asla terk etmediler. Bu son, büyük sevinç denilen bir mucizeyle başlıyor. Bir an için İsa Mesih'in gerçek müritleri, İncil'e göre tekrar doğacak. Büyük bir sevinç yaşanacak. Çünkü Mesih'in yanına göklere çağrılacaklar ve cennete kabul edilecekler. Bir düşünün, dünyanın büyük bir çoğunluğu yok oluyor. Eğer gerçekten inananlar arabalarının içinden yok olacaklarsa, arabalar çarpışacak, uçaklar düşecek, gemiler batacak. Tam bir kaos olacak. Büyük sevincin yaşandığı dönem, insanlık tarihinin en kötü dönemi. Büyük sevinç, bir kurtarıcı olarak ortaya çıkacak ve dünyayı bir kargaşanın içine atacak olan Deccal için gereken koşulları hazırlıyor. Ama geride kalanlar akıl almaz bir dehşete maruz kalacak. İnsanlar eriyorlar. Gözleri eriyor, yüzleri paramparça oluyor, tamamen açılıyor. Bunlar kutsal kitaplarda var. Dünyanın sonu bu demek işte. Tarihin işaret ettiği bir zamanlama var. Bildiğimiz dünya, yaşadığımız dünya bitecek. Bir geçiş yaşanacak, bu kesin. Bu ıstıraplı geçiş dönemi inananlar tarafından mihnet çağı olarak biliniyor. İncil'in yorumuna göre takdiri ilahicilik denilen bir sistemin parçası. Bazı evangelistler ve kökten dinciler tarafından benimseniyor. Bu şemaya göre Mesih'in düşmanı olan Deccal'in egemen olacağı ve insanoğlunun çok büyük acılara maruz kalacağı 7 yıllık bir dönem geliyor.
1890'lardan başlayarak günümüze kadar Deccal ile ilgili öğretiler nispeten tutarlıydı. Kendisi şeytanın ete kemiğe bürünmüş haliydi. Bir tür şeytan mesihi yani. Tarihin sonuna doğru güç kazanacaktı. Hem de olağanüstü bir güç. Dünyayı birleştiriyor. Tek bir yönetim, tek bir dünya olacak. Tek bir para birimi ve tek bir dünya dini. Ve Tanrı dünyaya Deccal ile onun peşinden gidenlere karşı korkunç bir gazap yağdıracak. Milyonlar ama milyonlarca kişi yok olacak. İsrail'i yok etmeye çalışacaklar. Armageddon Savaşı da bu çabalardan biri olacak. Söylenene göre Megiddo Vadisi bir atın eğri yüksekliğinde binlerce kilometre kareyi kaplayan bir kan selinin içinde kalacak. Bu dehşet dolu adalet ve kıyamet gününe ne kadar yakınız? Sonun yakın olduğunu söyleyenlere göre olabildiği kadar çok. Görünüşe göre sona hızla yaklaşıyoruz. Acaba düşündüğümüzden çok daha yakın olabilir miyiz? Böylesine meşhum bir kehanet doğru olabilir mi? Ya da bir kısmı doğru olabilir mi? Bu kehanet gökten mi indirildi yoksa bu şiddet ve ölümden oluşan kutsallıkla ilgisi olmayan yolu fantezilerimiz mi üretti? Doğru ya da yanlış, Deccal'in kökenleri dinin yazıya döküldüğü güne kadar gidiyor. Deccal'e dair Hristiyan yorumu, bugünkü Irak bölgesinde kurulmuş olan Asur ve Akat devletlerinin yazıtlarından çıkmıştır. Babil döneminde anlatıldığına göre Tiamat kötüydü, güçlüydü. Derinlerde yaşayan bir yılandı. Tiamat tıpkı şeytan gibi daha büyük tanrılara isyan etmiş, ancak Babil şehrinin koruyucu tanrısı Marduk'a yenilmişti. Marduk, Tiamat'ı öldürdükten sonra dünyayı onun vücudunun parçalarından yaratmıştı. Yani kötülükten iyilik yaratmıştı. Uygarlığın en başından beri bir düzen yarattık. Diğer antik dinlerinde merkezine oturmuş kişilikler iyi ve kötünün karışımıdırlar. Tanrı Pele volkanların tanrısıydı ama tabii ki Polinezya'da volkana atfedilen iyilikler vardır. Böylece tek bir tanrıya iki özellikle atfedilmiştir. Amerikan Kızılderililerinin ortak kültürlerinde de denge söz konusudur. Aynı ateş sizi hem yakar hem de ısıtır. Hindu tanrıçası Kali, iyilik ve kötülüğün karışık doğasına iyi bir örnektir. Dört kolu vardır. Bunlardan iki tanesi ölümün araçlarını tutar. Alttaki diğer eli şu şekilde açılmıştır. Yani size bereket veriyorum der gibidir. Kendisi hem ölüm hem de yıkımın hanımıdır. Hem de hayat ve merhamet dağıtandır. Aslında birçok niteliğin tek bir figürde toplandığı, karıştığı bir dinamikten söz ediyoruz. Her şeyin ayrıştırıldığı batıda alıştığımız duruma hiç benzemiyor. Bazı araştırmacılar tek tanrılı dinlerin iyilik ve kötülüğü ayrıştırmalarının bir dönüşüm gerektirdiğini düşünüyorlar. Bazıları ise bu değişimin ana unsurları M.Ö. 600'de İran'da ortaya çıkan yeni din Zoroastrianizm ortaya çıktı. Sonunda da bir gün şeytan-tanrı ikilemine dönüştü. Bu dönüşüm Hristiyanlıkta Mesih'e karşı Deccal halini aldı. Dünyayı iyi ve kötü diye ayırarak kocaman kozmik bir boks maçına çevirdi. Zarathustra olarak da bilinen Zoroaster Ahura Mazda adında tek iyiliksever ve tek başına hüküm süren bir tanrı olduğunu açıkladı. Saf tanrı, saf ışık olduğunu söylediğiniz anda karanlığı ne yapacaksınız? Karanlık yok olmadı ki. Zoroaster'e göre evrende bir güç daha vardı. Kötülük güçlerini Angra Mainyu denen bir dünyaya yerleştirdi. Dünyada ne kadar sorunlu durum varsa Angra Mainyu'ya atfedilir. Bize veba ve bir sürü bela taşır. Angra Mainyu acaba Deccal'in ilk belirtisi olabilir mi? Araştırmacılar Zoroaster'in Hristiyanlıktakine benzer bir zamanın sonu senaryosu anlattığını işaret ediyorlar. İyilik ve kötülük arasında bir son hesaplaşmaya. Zamanın sonunda yaşanacak bu doğaüstü savaş Deccal'i merkezine oturtuyor. Bu bölünme nispeten daha taze.
ve nispeten daha yeni. Ve bütün iyilikler Tanrı'ya atfediliyor. Bütün kötülüklerse şeytana. Bazı araştırmacılar Zoroastrianizmin Museviliği ve nihai olarak da Hristiyanlığı etkilediğini düşünüyorlar. Milattan önce 586 yılında Babil Kudüs'ü aldıktan sonra binlerce Yahudi Mezopotamya'ya sürgün edildi. Persler milattan önce 539'da Babil'i işgal ettiklerinde sürgündeki Yahudiler bu yeni dinin içindeki anlatıyı daha da geliştirdiler. Canavar, kaosun ejderhası, hain dediler. Acaba bunlar antik toplumların kötülükle ilgili metaforları mıdır? Yoksa kötü bir kişilikle ilgili sözel bildirgeler midir? Her iki durumda da kıyamet gününe dair yeni bir kötülük arketipine yer açtılar. İnananlar kısa bir süre sonra bir Deccal'in Daniel'ın kitabında dolaşmaya başladığını gördüler. Ama acaba bu metin gerçekten Deccal'i mi anlatıyordu yoksa dünyamızda 2000 yıl önce dolaşmış tarihi bir kişilikten mi söz ediyordu? Kıyamet. Sözcük dünyanın sonuna dair birçok şey getiriyor gözümüzün önüne. Kaos, kitlesel imha, Mesih'le Deccal arasında son ve kıyametsel bir hesaplaşma. Ama bunların tümü de Yunanca bir sözcük olan ve sadece ortaya çıkarmak anlamına gelen Yunanca apokalip sözcüğüyle şaşırtıcı derecede alakasız. Tabii biz bunu Tanrı'nın dünyamıza dair nihai kararının ortaya çıkması anlamında kullanıyoruz. Ahlaksızlıkların cezalandırılması, doğrudan yana olanların ödüllendirilmesi. Kıyameti anlatan metinlerin büyük bir çoğunluğu M.Ö. 2. yüzyılla M.S. 2. yüzyıl arasında, önce Yahudilerin ve ardından da Hristiyanların zulüm gördükleri dönemlerde yazıldı. Bazıları da İncil'e eklendi. Deccal'in varlığını kanıtlamak isteyenler genellikle Tevrat'a ve Daniel kitabında yazılanlara atıfta bulunuyorlar. Deccal kelimesi Daniel kitabında hiç ama hiç geçmiyor. Ama kitap, kargaşa döneminde ortaya çıkacak olan despot bir hükümdardan söz ediyor. Dünya kargaşa içinde olacak. Dünya herkesi barış ve güvenlik bayrağı altında toplayacak, tek bir liderin arayışı içine girecek. Dünyaya bolluk getirecek. Dünya ekonomisini olumlu bir şekilde etkileyecek. Birçok insanla bir haftalık bir akit yapacak. İnananlara göre bir İncil haftası 7 takvim yılına tekabül ediyor. 7 yıllık mihnet dönemini asıl tetikleyecek olan şey Deccal'in İsrail'le anlaşması olacak. 7 yıllık bir barış anlaşması bu. Haftanın ortasında kurban ve adakları kaldıracak. 3,5 yıl sonra anlaşmayı ihlal edecek. Tanrıların Tanrısına karşı sözler söyleyecek. En önemli özelliği ise gurur. Tanrı'dan daha iyi olduğuna, daha yüksekte olduğuna inanıyor. Tanrı'nın tahtından inmeyi hak ettiğine inanıyor. Peki ama Daniel kitabında anlatılan bu Deccal ve kıyamet öyküsü gerçekten doğru mu? Yoksa birçok tarihçinin emin olduğu üzere ilahi düzene egemen olan despot bir hükümdara mı atıfta bulunuluyor? Bazı akademisyenlere göre Daniel kitabı M.Ö. 167 ile 164 arasında. Yahudilerin Selüsid Suriye İmparatoru 4. Antiyokus'un mezalimine uğradığı sırada yazıldı. Bu araştırmacılar Deccal olarak görülen şeyin aslında bu Suriyeli despot olduğunu düşünüyorlar. Antiyokus Kudüs'e egemen olunca Yahuda'daki Yahudi nüfus üzerindeki gücünü pekiştirmek istedi. Kendisine karşı direniş artınca sonunda Tanrı olduğunu ilan etti ve Kudüs tapınağında kendisine tapınılmasını zorunlu kıldı. Büyük İskender'in imparatorluğu M.Ö. 323 yılında bölününce Helen asıllı Selüsuitler Kudüs'te dönem dönem egemen oldular.
Yunan kültürünün etkisi altındaki Antiyokus, iktidara M.Ö. 175 yılında Yahudileri Helenleştirmek niyetiyle geldi. M.Ö. 167 yılında Antiyokus'a boyun eğmeyi reddeden Yahudiler, Makkabe isyanı adıyla bilinen bir savaş başlattılar. Kıyamet edebiyatının başlaması için mükemmel bir ortam. Çünkü söyleyeceğin şeyi simgelerin altına gizliyorsun. Üstelik bunu okuyanlar o dönemde yaşıyorlar. Hepsi de anlattığın bu kötü kralla kimi kastettiğini biliyor. Daniel 7'de Daniel denizden birçok mitolojik canavarın çıktığını rüyasında gördüğünü anlatır. Bunlar Yahuda'yı yerle bir eden imparatorlukları temsil ederler. Canavar, Deccal'in birçok isminden bir tanesi. Daniel kitabıyla başlamış bir gelenek. O gece rüyamda baktım önümde dördüncü canavar durmakta. Korkunç, dehşet verici ve çok güçlü. Ama bu canavar birçok akademisyene göre bir metafor. Yahudilerin o dönemdeki efendilerine üstü kapalı bir gönderme. Demirden dişleri var. Bu da bize Yunanlardan söz ettiğini gösteriyor. Yunanlar antik dünyada demirle tanımlanırlardı. On boynuzu da Selusut Suriye İmparatorluğu'nun on hükümdarını gösteriyor. Bu boynuzlar da neyin nesi diye düşünürken önüme bir başka boynuz çıktı. Bu küçük boynuz diğerlerinin arasındaydı. Boynuzun insan gibi gözleri ve övünerek konuşan bir ağzı vardı. Dördüncü Antiyokus övünen biri olarak resmedilmiş. Küçük bir boynuz olarak resmedilmiş. İlahi yıkımın öznesi olarak resmedilmiş. Daniel'ın rüyasında Tanrı işe karışır ve şöyle der. Canavarın parça parça edilmesini ve gürül gürül yanan ateşe atılmasını seyrettim. Sonra da Kuzey'in kralının nihai yıkımıyla rüyasını anlatmaya devam eder. Bu Selusut kralıdır ve bizim bildiğimiz kadarıyla olay tarihte bu şekilde olmaz. Makkabeli Yuda Antiyokus'u yener. Ancak Daniel'ın senaryosu burada tarihten kopar. Daniel'ın yenildiğiyle ilgili verdiği ayrıntıların çoğu doğru değildir. Bazı akademisyenler kitabın M.Ö. 164 yılı aralığında kazanılan zaferden önce tamamlandığını düşünüyorlar. Yine de Daniel'ın kıyametinin bir metin geleneksel işlevini hala yerine getirmekte olduğunu düşünüyorlar. Üç ana nosyon var burada. Öncelikle cemaatin yaşadığı mezalim. İkincisi, bu mezalimin sorumlu olanların cezalandırılacağına dair verilen söz. Üçüncüsü, yoldan sapmayanların mutlaka kurtulacağının gösterilmesi. Kitaplara inananlar, Daniel'ın tarihsel yorumuna karşı çıkıyor. Tevrat'ta Mesih'in geleceğini ve bu kişinin Betlehem'de doğan bir bebek olacağına dair yüzlerce kehanet mevcut. Şimdi biz diyoruz ki ikincisinin ve Deccal'in geleceğine dair hem Yeni Ahit'te hem de Eski Ahit'te bulunan kehanetler neden gerçekleşmesin ki? Ancak akademisyenler kıyamet edebiyatının konusunun kehanet olmadığını iddia ediyor. Kıyamet metinleri size geleceği söylemek için yazılmamıştır. Biraz şaşırtıcı gelecek ama insanlar kıymetsel metinleri içinde yaşadıkları anı anlamak için, başlarına gelenlerin nedenini bilmek için okurlar. Daniel kitabı, kehanetler kitabı mı yoksa tarih kitabı mı? M.Ö. 2. yüzyılda Yahudileri isyana teşvik için mi yazıldı? Yoksa dünyanın sonuna dair bir şeyler mi anlattı? Tartışma, İncil'in kıyamet metinlerinin çoğunun etrafında kopan tartışmaya benziyor. Ama bu tartışmanın en ateşlisi ise Yeni Ahit'in Vahiyler kitabında yapılıyor. Vahiyler kitabı bize bin yılı aşarak ulaştı. Kitap, deniz yaratıklarının ve yedi başlı canavarların acayip görüntüleriyle dolu. Yahya'nın vahiyinde canavarlar var. Esrarengiz sayılar, çeşitli fantastik yaratıklar mevcut.
gerisi de rüyalar ve hayaller. Daniel kitabında olduğu gibi Deccal kelimesi Vahiyler kitabında da hiç geçmiyor. Aslında Deccal, İncil'in tamamında sadece 5 kez görünüyor. Havari Yahya'ya atfedilen ancak müritleri tarafından yazıldığı sanılan 2 mektup da var. Kehanet arayanlar için Vahiyler, Tanrı'nın Deccal ve kıyametle ilgili en güçlü anlatımını oluşturuyor. Tıpkı Daniel kitabındaki gibi, vahiylerdeki en güçlü hayal yine bir canavara dair. Bu canavarın gerçek kimliği ise iman sahiplerine göre Deccal. Canavara öyle bir ağız verilmiş ki ondan sadece gururlu sözler ve kafirlikler çıkıyor. Karizmatik olacak, çok sevilecek, ikna kabiliyeti olacak, manevi yanı güçlü olacak, içgörüsü olacak ve herkese umut verecek. Ona bütün kabileler, halklar, diller ve uluslar üzerinde egemenlik verildi. Tabii ki dünya onu selamlayacak, onurlandıracak ve saygı duyacak. Sonunda da ona tapacak. Kimse o canavarın adı ya da sayısı olan 666 olmadan ne alabilecek ne de satabilecek. Herkesten bu numarayı almalarını isteyecek. Ben bunun herkese ait numaralara ekleneceğini sanıyorum. Örneğin benim sosyal güvenlik numaramı. Böyle düşünüyorum. İnananlar bu metinlerde Deccal'i görürlerken, birçok akademisyen de vahiylerin gelecekten değil, daha çok geçmişten söz ettiğini düşünüyor. Ayrıca ancak tarihsel bağlamı içinde anlaşılacağını söylüyorlar. Vahiylerin, yani Hristiyan İncili'nin son babının, 1. yüzyılda Roma İmparatoru Dominikus döneminde yazıldığı düşünülüyor. Artık Roma İmparatoru tarafından mezalime uğratılan Yahudi cemaati değil, Hristiyan cemaatidir. Yani toplumda bir şey olmuşsa, diyelim deprem, kıtlık, ekonomik sıkıntılar, o toplumda yaşayanlar için bu belaların Hristiyanlardan kaynaklandığına inanmak gerçekten çok kolaydı. Deccal'i o kültürün içinde her yerde görüyorlardı. Deccal onlara, Roma ordusuna katılırsanız imparatorun heykeline tapmak zorundasınız diyordu. Bu arada kurtuluş çok uzak değil. Yeni Ahit'in Selanikliler bölümünde örneğin Mesih'in 1. yüzyıldaki okuyucuların ömürleri sırasında geleceği anlatılıyordu. Bu kehanet gerçekleşmedi. Mesih'in ölümünden bu yana 2 kuşak geçti ve dünyanın sonu gelmedi. Deccal neden gelmediğini açıklamaya yarıyor. Kötülüğün güçleri hala iş başında. İşte Mesih'in ikinci kez geleceğine dair belirsizlik ve kuşkunun hakim olduğu dönemde Padmoslu Yahya, M.S. 95 yılında Vahiyler kitabını yazdı. Yunan adası Padmos'ta sürgündeyken kutsal metinleri anlatan Yahya, bugünkü Türkiye sınırları içindeki 7 kiliseden söz ediyordu. Sonra denizin kumları üzerinde durdum ve denizden bir canavarın çıktığını gördüm. Ve böylece şeytanın dünyadaki işlerini yapanlardan bir tanesinin denizden gelen canavar olduğunu görüyoruz. Tabii İbraniler denizci bir ulus olmadılar hiç. Toprağa bağlı bir kültürleri vardı. Denizden gelen her şey onlara yabancıydı, kuşkuluydu. Genellikle de kötüydü. Canavarın kafalarından bir tanesinde çok kötü bir yara vardı. Ama bu kötü yara iyileşti. Bütün dünya şaştı kaldı ve canavarın peşinden gitti. Aslında intihara teşebbüs ettiği sanılan Roma İmparatoru Neron'u işaret ediyor. Neron daha sonra başındaki bu yarayla tanındı. Neron elbette ki Greko-Romen kültürünün namlı kişiliklerinden biri. Neron kendi kendini yaralamıştı. Milattan sonra 68'de boynunu keserek kendini öldürdü. Ama 4 yıl önce Hristiyanları çarmıhlara gererek, aslanlara yem ederek ve geceleri kendi bahçesinde yakarak Deccal adını fazlasıyla hak etmişti. Neron Hristiyanları Roma'yı yakmakla suçlamıştı. İnsanları direklere bağlıyor, üstlerine yağ döküyor ve meşale gibi kullanıyordu.
Neron öylesine güçlü ve korkunçtu ki bazıları İsa gibi öldükten sonra dirileceğine inanıyordu. Bu metni anlamanın menzili şu aslında. Neron'un da geri dönüşü tıpkı İsa Mesih'in dönüşü gibi bekleniyor. Akademisyenler Vahiyler kitabının birçok paragrafının sadece Neron'u değil, daha çok Roma'yı anlattığını düşünüyor. Yahya kendi bakış açısından Roma İmparatorluğu'nun yanlışlığını ya da kötülüğünü göstermek için üç ana simge kullandı. Birincisi deniz canavarı. Bu o dönemde Hristiyanları baskı altına alan askeri ve siyasi gücün ortak iktidarını anlatıyor. Sonra topraktan başka bir canavarın daha çıktığını gördüm. Koç gibi boynuzları vardı ama ejderha gibi konuşuyordu. Gördüğü ikinci kötülük şekli ise dinin kötülük devletini desteklemek için kullanılmasıydı. Onu toprak canavarı olarak gösteriyor. Canavar daha sonra kitapta sahte peygamber olarak da geçecek. Yani din yanlış bir şekilde kullanılıyor. Eğer şehir meydanına çağrılıyorsanız, küçük bir mihraba tütsü koyduktan sonra selam sana Tanrı Sezar diyorsanız ama Sezar'ın Tanrı olmadığını düşünüyorsanız burada ciddi bir sorun var demektir. Kimse onun işaretini, canavar adını ya da sayısı olan 666'yı kullanmadan alıp satamayacak. Kötülüğün üçüncü biçimi ise ekonomik ayartma ki besbelli halkın üzerinde muazzam bir baskıcı güç halindeydi. Eğer Roma ile iyi geçinmezsen alamazsın ve satamazsın. Bazı resmi Roma belgelerinde imparatorluğun sloganları var. Çünkü o çağda ticaret yapmak bir gereklilik. Canavarın rakamı 666. Akademisyenler bugün Sezar Nero'nun isminin Yunanistan'daki nümerik değerinin bu sayı olduğunu düşünüyorlar. Elbette ki Vahiyler kitabını Roma iktidarının suç ihbarı olarak okumak da mümkün. Ya da Deccal'ın geleceğine dair bir kehanet olarak da. Acaba bu metni başka türlü yorumlamak mümkün mü? Bence Vahiyleri bize kendi içimizde bulunan o derin, iyi ve kötü zıtlığını anlatan bir metin olarak okumak mümkündür. Bu tür simgeler yaşarlar ve bize kendi faaliyetlerimizin içinde iyi ile kötünün ilişkisini sorgulatırlar. Bize anlattığı şey şudur. Tarihte sık sık iyi insanların başına kötü şeyler gelir. Ama Tanrı sonunda iyilerin zaferi kazanacağını söyler. Ama besbelli ki bu yol boyunca kötülük sayısız zaferler kazanacaktır. Orta Çağ boyunca ve sonrasında yaşananlar ve Deccal'e karşı düzenlenen haçlı seferleri sayısız masumun katledilmesine yol açmıştır. Deccal sözcüğü tarih boyunca papalardan başkanlara ve pop yıldızlarına kadar birçok kişiyi şeytanlaştırmak için kullanılmıştır. Haykırışlar ve ölümle birlikte yürümüş, hem ölümcül hem de göksel tutkuların tetiğini çekmiştir ve üstelik en fazla Hristiyan külliyatında kullanılmış bir sözcük olan Deccal çok az geçtiği ve birkaç paragrafta yer aldığı İncil'e gömülmüştür. Herhalde herkes çok şaşıracak ama Deccal sözcüğü İncil'in içinde en az kullanılan iki kitabın içinde geçer. Birinci Yahya ile ikinci Yahya kitaplarında iki kısa mektupta. Akademisyenlere göre bu mektuplar milattan sonra 1. yüzyılın sonunda yazıldı. Bu dönemde Hristiyanlar kendi aralarında İsa Tanrı'nın oğlu mudur, gerçekten eti kemiği var mıdır diye ateşli bir tartışmaya tutuşmuşlardı. Ve eğer İsa Mesih'in Tanrı'nın yarattığı etten ve kemikten olmadığını söyleyen her kimse, o kişi Deccal'dir. Ve İsa'nın insan olduğunu inkar edenleri de tanımlıyor. Yani biz bu metinden Hristiyanlığın Gnostik versiyonunun doğuşunun arka planını görüyoruz. Gnostizm, ilk Hristiyanlığın bütünlüğünü tehdit eden dini ve felsefi bir hareketti. Yahya'nın mektupları, İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu kabul etmeyenleri ya da insan olmadığını söyleyenleri sahte bir doktrin yaymakla suçluyordu.
Bu kişiler Deccal'i temsil ediyorlardı. Peki ama Yahya'nın mektuplarındaki bu Deccal düşüncesi nasıl oluyordu da etten ve kemikten bir Deccal'e dönüşmüştü? Deccal figürünün ortaya çıkışını bir mıknatıs gibi düşünün. Dağılmış metinleri ve kişileri topluyor. Yavaş yavaş koskocaman bir efsane doğuyor ki bu efsaneye kutsal metinlerde rastlanmıyor. Hristiyanlar giderek Mesih'in dünyadaki Tanrı olduğuna inanmaya başlıyorlar. Karşılığında da nihai bir insan düşman var. Ayrıca bir tür karanlık gen olarak netleşiyor ve gelişiyor. Kurtarıcı kisvesine bürünmüş bir adam. Ama gelecek olan ötekinin kisvesine bürünmüş bir adam. Deccal'in ilk kez etten ve kemikten bir insan olarak portresi çıkıyor ortaya. Ancak bu paragraf Daniel'dan, vahiyler ya da Yahya'nın mektuplarından değil. Milattan sonra 202 yılında ilk Hristiyan kilisesinin önemli bir ilahiyatçısı olan Hippolytus tarafından yazılmış. Mesih ile Deccal'i hakkındaki yazılarında Hippolytus ilk kilise zamanında Deccal hakkında söylenenleri de bir araya topluyor. Bunların arasında asırlar boyunca kan dökülmesine neden olan bir inanış da var. Deccal tıpkı Mesih gibi Yahudi kökenli Dan isimli bir İbrani boyundan. Bu unsur, Deccal'in Yahudi olduğu ve Yahudiler tarafından kabul edildiği düşüncesi, daha sonra Yahudilere uygulanan mezalimin ve katliamların da nedenlerinden bir tanesi olmuştur. Haçlı seferleri sırasındaysa, Deccal'in adımı hem Müslümanlara hem de Yahudilere karşı nefret uyandırmak için anılmıştır. Tarihin akışı boyunca Deccal efsanenin en korkunç kullanımı bence Hristiyanların kendileri dışındakileri Deccal olmasa bile en azından Deccal'in çocukları, Deccal ordusu gibi sıfatlarla tanımlamaları olmuştur. Bu olay Yahudilere uygulanan mezalimde kendini çoğu kez göstermiştir. Elbette özellikle de Hristiyanlıkla İslam arasındaki çatışmada da çok belirgindir. Papa II. Urban tarafından başlatılan ilk Haçlı seferinde çeteler ve köylüler, halktan Haçlı askerleri Rhine Nehri boyunca Yahudi yerleşimlerini yakıp yıktılar. 1099'da Kudüs'ün fethi sırasında şehirdeki bütün Yahudi ve Müslümanları kılıçtan geçirdiler. Haçlı seferlerindeki kıyamet unsurları çok ama çok önemlidir. Hatta Kudüs şehrinin 1187 yılında Müslümanlar tarafından geri alınmasından sonra daha da güçlenmiştir. Müslüman komutan Selahaddin Eyyubi'nin 1187 yılında Kudüs'ü geri alması, onun Deccal olduğu tartışmasına yol açtı. İşin tuhaf yanı, Müslümanların da kendilerine ait bir Deccalleri vardı ve ilk kez 9. yüzyılda Hazreti Muhammed'in günlük hayata dair sözlerinden oluşan hadislerden birinde sözü geçmişti. Düşünce birinin aslında Mesih olmaması ama kendine lider süsü vermesi, Mesih süsü vermesi. Zaten Deccal kelimesi Arapça'da hilekar anlamına gelir. Yalancı demektir. Deccal sahte Mesih demek yani. Bu düşünce İncil metinlerinde de geçer elbette. Yani Müslümanların Deccali ile Hristiyan Deccali arasında aşikar bir benzerlik vardır. 16. yüzyılda başlayan Protestan Reform Hareketi sırasında Deccal kelimesini Hristiyanlar birbirlerine karşı bile kullandı. Reformcular Katolik'ten kopuşlarını bir şekilde meşru kılmak zorundaydılar. Papa'ya bakıp da o çok korkulan Deccal'i görmek bu yüzden zor olmadı. Bunun karşılığında da Papa bu tanımı aldı. Protestanların tümünün Deccal'in dünyadaki ajanları olduğunu ilan etti. Deccal'in adını anması gücünün baştan çıkarıcı olduğunu kanıtlamıştı, özellikle de peygamber formunda olunca. 16. yüzyıl ortalarında ünlü Fransız doktor ve kahin Nostradamus, yorumcuların üç Deccal'i tarif ettiği söyledikleri bulmaca gibi metinler yazdı. Nostradamus'un dörtlüklerinden en ünlü olanı Napolyon hakkındadır. 8. yüzyıl dörtlük diyor ki, Pone il loro. Ateşten çok kan görecek. Pone il loro. Güneybatı Fransa'daki üç küçük kasabanın isimleri. Harfleri biraz kaydırırsan net bir şekilde Napolyon çıkıyor. İkinci Deccal Hitler'dir. Hister demiş. Yani Tuna Nehri'nin eski adı.
İnsana çok ilginç geliyor. Ama birçok kişi de Nostradamus'un kehanetlerinin son derece muğlak olduğu için asırlar ilerledikçe makul sonuçlara bağlanabildiğini söylüyor. Tıpkı Nostradamus'un üçlü Deccal'i tanımladığı dörtlükte adı geçen kötü kişi Mabus gibi. Yaratıcı yorumculara göre bu dörtlükteki son Deccal, Saddam Hüseyin'den Rusya Başbakanı Putin'e kadar birçok kişi olabilir. Benim Deccal'i kuyruğundan yakalamak adını verdiğim koskocaman bir masal var tarih boyunca süren. Şu anda dünyada düşman olarak kabul ettiğimiz kim varsa, kimin üstüne bütün gücümüzle yükleniyorsak, kime tartışmasız karşıysak Deccal o kimliğe bürünüyor. Ancak günümüzde Deccal'e dair hakim bir imaj var. Bu barışçı kaypak adamın gündemini cehennem belirliyor. Bazı Hristiyanlar bu imajın İncil'de bulunabileceğinden eminler. On yıllardır anlatıp duruyorlar. Ama Deccal aslında kim? Bir insan mı? Bir mit mi? Bir canavar mı? Ve bizden ne istiyor? Deccal'in öyküsü sayfadan sayfaya, asırdan asra büyüdü durdu. Antik mitolojiyle, simgelerle dolu İncil paragraflarıyla biçimlenen kimliği çok dayanıklı olduğunu kanıtladı. Deccal kelimesi savaşan tarafların, baskı altındaki insanların ve siyasi rakiplerin dillerinden asırlardır düşmedi. Geleceğin Deccal'inin kim ve ne olabileceğini anlamak için eskiden ne olduğuna bakmak gerekiyor. Deccal bir dış düşman mıdır? Yoksa kilisenin içindeki bir düşman mıdır? Hatta içimizde midir? Deccal bir tane mi yoksa daha mı çok? Deccal karşısında titreyeceğimiz bir zalim mi? Ya da özünde dini bir hilekar mı? Bir bakıma Deccal bunların tümü aslında. Eğer 2000 yıldan beri sürmekte olan efsaneyi kazısanız bunların hepsini belli ölçülerde görebilirsiniz. Kim ya da ne olursa olsun, Deccal inancı ve kıyamet kehanetleri bir kez daha yükselişe geçti. Bir şeyler oldu. İnsanlar kıyameti çağrıştıran olaylara bayılmaya başladılar. Ve bir bakıma gerçek bir kötülük yükseliyor. İyi ile kötü arasındaki çatışma, kıyamete dair bir momente erişiyor olabilir. Gerçi kıyamete inanan çevrelerde hep bilinirdi ama medyada Deccal'e daha önce hiç görülmemiş bir ilgi gösteriyor. Her kuşak kendinin son kuşak olduğunu sandı. Ama fark şurada yatıyor. Bu kuşağın elinde küresel televizyon kanalları var. Bu fikirleri yayan romanlar küresel dağıtım sistemlerinin içinde. Bu yüzden bugün bir fikre sahipsek, özellikle Amerikalı Hristiyanlar için söylüyorum, fikirlerimizi anında bütün dünyaya yayabiliyoruz. Hatta Deccal, ana akımın içinde en büyük çıkışını 1970 yılında dünyanın sonunu köktenci ve evangelist bir açıdan yorumlayan incecik bir kitabın yayınlanmasıyla yaptı. Belki de bu konuda en dikkate değer şahıs Hal Lindsey'dir. İlk kez 1970 yılında yayınlanan Late Granite Planet Earth, baskı üstüne baskı yaptı. Bence bu metin, Deccal düşüncesiyle ilgili ortak beklentileri ve korkuları her şeyden çok daha popüler hale getirdi. Çekici olacak, zeki olacak. Doğaüstü bir zekaya ve doğaüstü güçlere sahip olacak. Tarihte ilk kez gerçek dünya lideri olacak. Ve dünyayı yönetecek. İncil, barış yapanlar kutsanmışlardır der. Ancak Lindsey, barışseverliğin Deccal'in en büyük örtüsü olacağı düşüncesini yaymakta yardımcı oldu. Getirdiği sözüm ona barış, bütün insanları etkisi altına sokacak. Jerry Jenkins ve Tim LaHaye gibi Hristiyan liderler bir intikam duygusuyla Hal Lindsey'nin pelerinini elinden aldılar. Deccal'in geleceğini anlatan bir dizi roman yazdılar ve kitaplar 1995'ten bu yana
62 milyon sattı. En çok satan yetişkin kitabı oldu. İşte bizler, yani evangelist yazarlar, Hristiyan bir yayıncı için açıkça evangelist bir öykü yazdık. Her ne kadar kurgu diye sunulsa da Left Behind dizisinin ana fikri birçok Hristiyan için hem Mesih'in ikinci kez gelişi hem de düşmanının hükümdarlığı için realist bir portre çiziyordu. Left Behind dizisinde Deccal Birleşmiş Milletler'in başına geçiyor. Herkes tarafından sevilen bir barıştı. Romanya'dan çıkmış ve Birleşmiş Milletler'e egemen olmuş karizmatik bir lider. Sonra da yeni Babil olan Irak'a taşınıyor. Burada yeni bir dünya düzeni kurmaya çabalıyor. Kurgusal özellikler olan Birleşmiş Milletler'le Romanya bir yana bırakılacak olursa, Left Behind dizisi Deccalia misyonuna dair yaygın olarak paylaşılan bakış açısından ayrılmıyor. Bütün modern lafları kullanacak. Herkesi seviyoruz. Herkes iyidir. Herkes tamamdır. Hadi birleşelim, tek bir vücut olalım. Sıradan kadınlar ve erkekler ona bakacaklar ve bu çok büyük bir adam diyecekler. Deccal Orta Doğu'da bir barış anlaşması yapacak. Yahudiler sevinecekler, Kudüs'teki tapınaklarını tekrar kuracaklar. Orta Doğu'da yeniden Yahudi hegemonyası barış ve güvenlik içinde kurulacak. İlahiyatçı komplo teorisine göre egemenliğinin tam olarak 3,5. yılında Deccal dişlerini gösterecek. Artık iyi adam oynamaya çalışmayacak. Dünyayı demir yumrukla yönetecek. Yeni Kudüs'teki yeni tapınaktan içeri girecek. Kendini Tanrı ilan edecek ve tapınılmayı hak edecek. Kendini tanımayan herkesi öldürecek. Damgasını vuracak. Alınlarına, ellerine canavarın işaretini kazıyacak. Sonra korkunç bir soykırım yapacak. Günümüz teologları, tarihte Yahudi halkına yapılmış en büyük mezalim olacak diyorlar. Kurtarma operasyonu için Mesih geri dönecek. Eğer tam zamanında gelmezse yaşayan kimse kalmayacak. Yani Mesih'in ikinci gelişinde keder döneminin sonunda Deccal yenilecek. Ordusu yenilecek. Hayatta kalan Yahudiler İsa'yı peygamber olarak tanıyacaklar. Ve İsa Kudüs'teki tahtına oturacak. Bu ayrıntılı senaryoyu beğenmeyenlerin olmasına şaşmamak gerekiyor. Doğrusu doğaüstücü bir dünya görüşü. Yani olaylardaki kendi katkımızı, hayatın çelişkilerini anlamaya çalışmadan her şeyi mutlak iyi ve mutlak kötülük içinde ele alan bir bakış. Ben böyle düşünüyorum. Peki ama eğer kıyamet metinleri kehanetlerden söz etmiyorlarsa, bizlere taşımaya devam ettikleri anlamlı mesaj ne? Bence insanlık durumuna dair çok derin şeylere cevap veriyorlar. Tarihin içinde bir anlam kazanma çabası bu. Bunca çatışmanın ortasında kendimizi hep iyinin yanında buluyoruz. İçimizde koskocaman bir boyut var. Çoğunlukla farkında bile değiliz. Karanlık yanımız öfke ve intikam hisleriyle dolu. O kadar kötü şeyler ki bunları bilmek dahi istemiyoruz. Bence şu soruyu sormak her zaman mümkün. İçimdeki Deccal nedir acaba? İçimdeki kötülük nedir? Bu soruyu sormak zorundayız. Peki Deccal gerçekten var mı? Metafiziksel bir enerji mi? Yoksa tamamen yanılsama mı? Bunu bilmekten çok uzağız. Ama Deccal ufkumuzda uzanmış bekliyor. Ayak sesleri her geçen 10 yılda bizlere biraz daha yaklaşıyor.